Kapıyı abla bir konuşabilir miyiz seninle? Tamam canım, bir işim var, arayacağım seni. Yayınlamayacaksam niye çekeyim abla? Yok, çünkü daha önce de gelen oldu. Yayınlamıyorlar, ne hikmetsin, yayınlamıyorlar. Yenge. Yayınlamayacaksan çekmeyin. Yenge. Yenge, ben Tuncay'ın 20 yıllık arkadaşıyım, bak söyle abilere, derdini söyle. Ben 20 yıllık arkadaşıyım Tuncay'ımın. Anlat derdini yenge. Konu bir çete tarafından dolandırıldı benim kayınpederim 2005 senesinde. Adamlar buraya dükkanımıza geldiği gün bizi icraya vermişler. Sahte senetle dolandırdılar bizi. 8 senedir hukuk mücadelesi veriyoruz. Sultanbeyli'de savcılığa gittik. Savcı Uğur Gökkoyun dava, ona karşı gittik, dava açtık. Savcı Uğur Gökkoyun 5 sene olayı salladı. Hiçbir şekilde bir delil değerlendirme, hiçbir şey yok. Her gittiğimizde bize söyledi, ben araştırıyorum, ben 2 kere takipsizlik kararı verdi. Elimizde bir sürü delil var. Bunların hiçbirini kabul etmiyor. En sonunda kapatma kararı verdi. Her şeyimizi satışa çıkardılar. Buraları da, her yeri satışa çıkardılar. Neyi kapatma kararı verdi? Davamızı kapatma kararı verdi. Hiçbir araştırma yapmadan. Şahitlerimizi dinlemiyor, delillerimizi değerlendirmiyor. Direkt dosyayı kapatıyor. Bunu yapabilir mi devletin savcısı? Şimdi elinize el mi koydular? Evet, el koydu elim, evime. Ama ev benim evim. Ölene kadar da benim evim. Benim evimden beni kimse çıkaramaz. Dolandırıldınız mı? Dolandırıldık, evet. Bunu bakın, ben iddia etmiyorum. Bunu şu Sultanbeyli'yi dolaşın ve cümle insanlara sorun. Sorun ya. Benim kayınpederimin, eşimin namuslu, şerefli insan olduğunu herkes size söyler. Kimseye bir kuruş borcu olmayacak bir insan olduğunu da herkes söyler. Bunu ben iddia etmiyorum. Kayınpederiniz sağ mı? Sağ. Nerede kendisi? Kendisi ayrı bir adreste oturuyor. Bu işler bundan sonra şöyle olacak. Ya birileri artık bu işe dur diyecek, bunlara durduracak, bu işi çözecek. Ya da ben de 4 tane çocuğum bu evin içinde seve seve ölüme gideceğiz. Buna yemin ettik. Yeter artık, Türkiye'de eğer varsa adalet istiyorum. Varsa, adliyelere gidiyorum, adalet saraylarına gidiyorum. Gözlü bağlı bir kadın heykeli dikmişler. Kime bağlı adalet, oradaki heykelin gözü kime bağlı? Adaletin bize karşı gözü kör, kulağı sağır. Dilsiz, ağzı da dilsiz. Yeter artık ya. Varsa adalet istiyorum. Varsa istiyorum. Bu benim hakkım. Varsa istiyorum. Şey yapıyor yani, camdan sıçrıyor. Yansıma yapıyor. Ankara'ya gitti. Ankara'da otogarlarda yaptı. Başka bir kendim gazeteyi getireceğim. Ben biliyorum. Ben? Zaten araştırmayı yaparım. Aşılması istiyorum zaten. Başka bir şey istemiyorum. Şey, buyurun. Kamu görevi yapıyorsun. Ya ben de görev yapıyorum bak. Benimkisi de kamu görevi. Sen de. Buyurun, sizi dinliyorum. Mikrofonu da uzatayım. O zaman konuşun lütfen. Buyurun. Buyurun. Söyleyin lütfen. Efendim ben buyurun. Basarım. Buyurun. Bakın bana söylemeniz bir şey ifade etmiyor. Beyefendi kapatır mısın lütfen şunu ya? Abi şunu saat edin. Burası açık mı? Dış kapat. Abi bizim için. Yoksa alacak. Posta başladı. Ne? Nerede? Oh,
Çıkabiliyor musunuz? Nasıl onu olacağım şimdi? Arkadaşım şu an sazımız teşerrüde de attı. Durum neydi? Durumu anlatır mısınız efendim? Durum sahte evrak düzenlemişler. Yaşlı babacığına imza attı. Bütün malını, bütün mal varlığını aldı. Haciz kararıyla aldı. Boşalttırıyorlar. Arkadaşımız şu an ifade veriyor. Kim yaptı? Yaban kim? Yapanların ismini bilmiyorum da Tuncay Bey biliyor mal sahipleri. Tuncay Kavaklıoğlu. Yıllardan beri tanıdığımız 20 senelik arkadaşımız bizim. Hani 20 yıllık arkadaşımız, dostumuz, tanımasak neyse. Adama komple kurdular ve bu ülkemizde doğru düzgün yasalar olmadığından dolayı haklı olan onlar oldu. Bizim yıllardan beri tanıdığımız dostumuz da mağdur oldu.